Bu seçimin dinamiği ne olacak? Niye soruyorum bunu? şimdi? Bir toplumsal gerilim artmaya başlamış öyle. görünüyor. Ve e, özellikle de CHP üzerinden size de yönelik olarak ve evet. bazen CHP içerisinden bazı isimlerin de sözleri belki cımbızlanarak belki gerçekten e, öyle demek için onu da bilemiyorum tabii. İşte Gürsel Tekin mesela burada da geçen hafta e, açıklık getirmeye çalıştı. Bir HDP'yi veya... Kürt seçmeni veya HDP'li Kürt seçmeni, HDP'li öğren Kürt seçmeni e, ne diyeyim bir öcüleştirme dönemi başladı. Ve bir gerilim, bir fay hattı da oluşturulmaya çalışılıyor. Oluşuyor belki de işte Ahmet Spor, Burs Spor e, arasındaki e, niyeyse yıllardır olmayan ve şimdi olan e, gerilim. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafların üzerine anlaşılıyor. E, şey yapılması, HDP'yle yakınlığını vurgulayan bir takım imalarda bulunulması veya işte afişler donatılması ve bunun size de yansıması. Siz Gürsel Tekin'in cümlesinden sonra, yani HDP'li bir bakan olabiliri, o diyor ki ben anayasal olarak söyledim bunu, biz yapacağız demedim diyor ama geçmiş olsun artık. Siz de dediniz ki bizim olduğumuz da HDP olmaz. şimdi Seçimde belli ki HDP önemli bir dinamik olacak. PKK, HDP ikilisinin Cumhur İttifakı'na yakın olduğu, pardon Millet İttifakı'na yakın olduğu iddiası bir şey olacak. Evet. Bununla baş edip nasıl baş edebileceksiniz? HDP'siz seçim kazanmak mümkün mü? Şimdi bakın, en e, çirkin bir dille tırnak içi terbiye edilmeye çalışılan bir siyasi partiyiz biz. Şimdi siyasi partilerin başka siyasi partilerle olan ilişkilerine bir saygı duyuyoruz. Ama bizim ilişkilerimize kimse saygı duymuyor. Birincisi bu. Bizim HDP ile olan ilişkimiz açık, net ortada. Onların da bizle ilgili bakış açısı ve bize yönelik e, ...ilişkileri, ortada. tavırları ortada. Yani en dürüst birbirine karşı iki siyasi partiyiz. Yani bu tutumlar iki ya, taraf da, bakın hayır Cumhur İttifakını ayırdım ben ha. şimdi ha. bizle ilgili söylüyorum. Şimdi çok enteresan bir durum var. Bu tutumlarımız bizim bizim yani İyi Parti'nin bu tutumu bilinir. Kınana bilinir. Bunlara ben hepsine saygı duyarım. Ama 6 milyon HDP'ye oy vermiş Kürt seçmenini ve Türkiye'de yaşayan bilumum Kürtleri bu o, ilişki biçiminden dolayı bir çuvalın içine koyup Kürtlere hakaret etti denilmesi kadar haksız ve gerçekten kötü bir iki e, ikiyüzlülük olamaz. Şimdi birincisi bu. Biz o zaman ben yani, ikide bir bir dönem bu muhalefetin içinde bir grup insan var. Muhalefetin bütün partilerini tanzim etmeye çalışıyorlar adam etmeye çalışıyor, terbiye etmeye çalışıyorlar. Bu insanlar sürekli olarak AK Parti ile yan yana Cumhur İttifakı'nın içine gideceğimizi söylediler. Yani yanlamak diye çirkin de bir kelime kullanılarak. Ben şu hareketi yaparak bana silah dayasalar oraya gitmem dedim. Şimdi ben AK Parti'ye oy vermiş 20 milyonun üstündeki seçmene hakaret mi ettim? Fatih Bey. Yani bir siyasi partinin organlarının, siyasi partinin yöneticilerinin tavırlarına itiraz etmek Seçmeni o etmek siyaseti, e, siyasi parti oy veren ya da vermeyen e, seçmene hakaret etmek anlamına geliyor. Bir de üstüne üstlük Sayın Erdoğan'la, Sayın Bahçeli bir de üstüne üstlük bizi yerli milli ilan edip, önce her türlü hakaret edip sonra yerli milli ilan edip birisi yuvaya davet etti, öbürü de kendi yanına davet etmiş hı hı. olmasına rağmen en e, net bir şekilde hayır demiş bir vatandaşım ve e, döndürüp bir Allah'ın kulu da AK Parti seçmenine hakaret ettin demedi. Şimdi burada bir gölge boksu var, bir illüzyon var. İyi Parti'yi iki grup HDP ile dövüyor. Birincisi iktidar partisi partileri. Onu anlıyoruz. Fakat orada beni çok üzen, çok gerçekten endişeye sevk eden bir durum var. Bu arkadaşlarımızın, özellikle AK Parti'nin yöneticilerinin, kavramsal bilgileri sıfıra yakın olduğu için öyle bir dil geliştirdiler ki hiçbir Türk milliyetçisinin bugüne kadar kullanmadığı bir pis dil gelişti ki çirkin bir dil gelişti ki Kürtlere hakaret ediliyor kimse farkında değil. Yani Kürtler eşittir PKK'lı hale getiriliyor. Bu doğru değil. Bunu koyduk bir kenara. Ben ısrarla bir şey söylüyorum. Cumhur İttifakı ne yaparsa yapsın Bizim milliyetçiliğimizden, bizim vatanseverliğimizden, bizim milletimizin birliğine, beraberliğine olan saygımızdan kimsenin şüphesi yoktur. Olmaz, olamaz. Dolayısıyla biz Kürtleri incitecek ne ben ne arkadaşlarım tek kelime etmeyeceğiz. Öldürseler biz etmeyeceğiz. Bunu koyduk bir kenara. Bir de ben tırna tırnaşımda e, tırnak içi e, nasıl izah edeyim? Yani bir Kürdün evinde Güneydoğu'da kalmamış, hepsi Türk, bunlar Türk. Fakat e, HDP'nin mutlaka o masada olması gerektiğini iddia eden ve bizi böyle terbiye etmek isteyen de bir başka ekip daha var. Şimdi bu ikisi arasındaki sistem e, Türkiye'ye fayda getirmiyor. Şimdi bu arkadaşlarımız İyi Parti'nin bu sistemin bir engeli olduğunu düşünüyorlar ise ve bunu da bizim dışımızda o masadaki Beş siyasi parti kabul ediyorsa, dolayısıyla biz kalkarız HDP'yi oraya oturtabilirler. Hiç bizim açımızdan bir sakıncası yok. Biz, biz buna saygı duyarız. Bakın biz buna saygı duyarız. Yani biz. Ama biz oradayken HDP biz olmasın olmaz olmaz. Olmaz şimdi HDP de diyor ki zaten onlar orada olduğu zaman biz olmayız. Şimdi böyle bir durumumuz yani var. Ya bizi HDP o masanın diğer beşisi bırakıyor. Bakın karar ben geliyorum. bu netlikte söylüyorum bunu. Şimdi bu çerçevenin içerisinde bir flu durum var. Bu bir sahtekar dünya. Demin 28 Şubat üzerinden bugüne geldik. Şimdi aynı şey HDP üzerinden yeniden böyle bir durum var. Ama bunun sonuçta Türkiye'de yaşayan Kürtlerin reyonelik yönelik büyük bir haksızlık olduğunu tamamının HDP'li olduğuna dair bir çuvala doldurulmasının da bir haksızlık olduğunu bu netlikte söyleyeyim. Her ne kadar stajyer dense de eski bir İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. PKK ile en sert mücadeleyi vermiş bir siyasi partinin o dönemdeki mensubu Olur. olarak söylüyorum. Güneydoğu'da o aileler, o Kürtler olmasaydı biz bugün Güneydoğu'da neyi konuşur olacaktık? Dolayısıyla herkesin... Haddini bilmesi, saygı göstermesi gerekiyor. Kürt eşittir, PKK'lı olamaz. Değil böyle bir şey. Tam aksine şey PKK'ya karşı en e Yani bakın Kürtlerdir. bizim Bitlis il başkanımızın ailesinde 5 şehit var. Zaza'dır kendisi. Merhaba. benim korkum şu. Yani bu Kürtleri öcüleştirme, Aynı Kürt fikirdeyim. karşı politikanın Türkiye'nin 40 senedir terör ederken sahip. gördüğünden daha fazla bakın, hasar verip Türkiye'yi bölmeye sahip. götürecek esas bunu olduğunu düşünüyorum. Ondan Ruhen çok bölme. Bir cümle sarf edebilir Buyurun, miyim? Bir, bakın biz kadın çalışıyoruz. Bunu birkaç yerde anlattım ama şimdi sizin aracılığınızla daha geniş bir kitleye ulaştırayım. AK Parti'den işte kopmak üzere kopmuş veya işte AK Parti yıllarca oy vermiş kadınların ruh halini anlamak, biz onlara nasıl bir dil geliştirebiliriz diye odak grup çalışıyoruz. Fokus gruplar yapıyoruz. Fokus gruplar yapıyoruz. Ben de onları izliyorum. Şimdi tamam başörtülü lise ve üniversite mezunu 30 ile 45 yaş arası kadınlar. Çeşitli sorular sorulduktan sonra üç videoda diğerini izleyemedim. Yani iki gün kendimde değildim. Beni sordular tabii. Yani dili biz geliştireceğiz. Şöyle bir şey oldu. P, şimdi, pardon şey Kürtleri seviyor. Kürtlerin yanında duruyor. Ama çok yüksek bir sesle. HDP veya PKK değil. değil. Kürtler Bak, diyor. Çok Kürtler kürt diyor. Üç de Kürt kızı var. AK Partili. Biri böyle kafayı kaldırdı. Hafif gözler yaşlanmış. Böyle ama ses şu. Kürt demesek, HDP desek, PKK desek ama gene tekrar hayır şeklinde. Bakın buradan Bir Türk al... telefoncu amcalar durumu. Evet, bakın çok net samimiyetle aracılığınızla AK Parti'nin yöneticilerine sesleniyorum. Yapmayın bunu. Üç tane oy alıp bizden beş tane bizi beş tane oydan eksik edeceğiz diyerek yapmayın bunu. Yazıktır, günahtır bu ülkeye. Ben İzmitliyim. İzmit'te her apartmanda, her çeşit etnik aidiyet üzerine insanlar oturur, ikamet eder ve PKK ile yapılan mücadelenin en sert döneminde hemen hemen her mahallede, Kürdüne de, Türküne de şehit geldi. Gel. Ya bir tane Türkün evine. Bir Kürt taş atmadı. Bir tane Kürd'ün evine de bir Türk taş atmadı Kocaeli'nde. Deprem oldu. oldu. Konuşulmadı Türkiye'nin her köyüne şey gitti. Tabut gitti Kocaeli'nde. Dolayısıyla bakın birliği, beraberliği, bütünlüğü tekrar söylüyorum Peki, PKK bozamadı. Bu Ama bu dil bozar. Bu, bu gerginliği seçim sürece taşıyabilecek misiniz? Biz bunu bu şekilde taşıyacağız. Çünkü bozacağız. Da. Yani taşıyacağız derken bu oyunu bozacağız. Bozum. Anlatacağız. Şimdi ben sadece o odaklı bakmıyorum hadiseye. Tekrar söylüyorum. Bitlis il başkanımızın ailesinde beş şehit var. Bu çirkin çirkin sözleri söyleyenler, yani bu insanların, ya bu şehitlerin ruhuna, ya yani inanamıyorum. Onların ruhlarını na ezet ediliyor. Şimdi bakın bu ne oldu ama 20, 31 Mart'ta şunu yaşadık biz. Ee, Üsküdar'da ikamet ediyorum ben. Üsküdar meydanında Sayın Soylu geldi. E, Temel Karamolluoğlu'yla benim kandille kağıt imzaladığımı söyledi. Hı hı. Şimdi siz bir İçişleri Bakanısınız. Bu kağıtları biz imzalamışsak Temel Bey'in de Buyurun. benim de hay boş verin şeyi. İmzalamışsak imzalamışsak ikimizin de dokunulmazlığı yok. Alt, alın ensemizden götürün kardeşim. Şimdi bu yok. İki, 29 arkadaşımızın bizim bütün kimlik bilgilerini Yeni Şafak, isim de benim, Yeni Şafak yayınladı. Gazete. Gazete, yayınladı. Kimlik bilgileri, nüfus cüzdanları gibi. Hii, öldük. Ortak noktalar Kürt olmaları. Arada yalnız Ahlat'tan Türkler de var, bizimkilerin içinde, onları da karıştırmışlar. Tamamı şehit yakını, koruyucu ailesi, gazi yakın. Şimdi o kadar enteresan ki, bir Abdullah Uçar'ımız var, koca elinde Muşlu. Ben ona, o kadar sinirlendim ki, o kadar üzüldüm ki, Bursa'da Kemal Bey ile ortak bir miting yapıyoruz ve Abdullah'ı çağırdım. Onu konuşmacı çıkaracağım şeye, e, miting e, meydanına çıkaracağım o şeye. Dedim ki, A, oğlum, bana abla diyor, ne konuşacaksın oğlum dedim. Dedi ki bana... Abla diyeceğim ki dedi ben Kürdüm ama PKK'lı değilim. 31 Mart'ta başladı bu iş. Bir üzüldüm, bir üzüldüm. Amayı kaldır dedim. Böyle çok sert bağırmışım. Sonra çıktı. Yanında ben varım. Çağırdım onu. Buradan yaş süzüldü. <laughs> dedi ki ben Kürdüm, PKK'lı değilim. PKK'yla nasıl mücadele ettiğimi dünya alem bilir. Haydi. Ya buna kimsenin hakkı yok. Peki ben